Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda ekranda görmüş olduğunuz bu güzel örnek çalışacağız. Örneğimizi değişik alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hırka, kızak, yelek, şal, battaniye ve ne yapmak istersiniz? Rahatlıkla uygulayabileceğiniz kolay bir örnek. Örneğimiz alt ve altın katlarıyla oluşan bir örnek. Projenize göre ip ve ipinize göre de tığ numarası kullanacaksınız. Zaten iplik amblajlarda hangi tığ numara ya da şişe uygun olduğunu yazıyor arkadaşlar. Orada bakabilirsiniz. Ben orada kalınlıkta ip ve 3,5 numara tığ kullanacağım. Düğüm atarak zincirle işimize başlıyoruz. Dediğim gibi alt ve altını katlarıyla oluşan bir örnek, böyle zincir atıyoruz ve örneğimize başlıyoruz. Ben burada 32 tane zincir hazırlamıştım ve şurada bakın, birinci boş bırakarak ikinci zinciri batıyorum ve bir tane sıkıne yapıyorum. Tığım üzerine ip alıyorum ve buradan 1 2 iki tanesini boş bırakıp üçüncü zincirin içerisinde tığımı batırıp ipimi alıyorum, ilmeğimi ve birinci trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın aynı zincir içerisinde çalışıyoruz. 6 tane trabzan yaptım aynı zincirin içerisinde. Bundan sonra 1 2 2 tane boş bırakıp 3. Zincirin içerisinden ilmek alıp burada bir tane sıkı iğne yapıyorum arkadaşlar. Bizim birinci örneğimizin temeline attık buraya. Tığımız üzerine ip aldık ve bakın şimdi tekrar şurada yakından göstereyim. 1 2 2 tanesini boş bırakıp üçüncüsünü çalışacağız. Üçüncü zincirin içinden ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan tekrar yaptım ve burada 1 2 2 tane boş bırakıp ve 3. trabzanı 1 2 3 3. pardon, trabzan değil, 3. zincirin içerisinde sık iğne yapıyorum ve bu işlem sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, birinci sıramız böyle. Sıramızın sonuna geldik. Sonra tekrar 1 2 3. zincirini içerisinde batıyorum ve burada bir tane sık iğneyi de sıramı tamamen bitirmiş oluyorum arkadaşlar böyle. Şimdi ikinci sıra başlamak için 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sırama döndürdüm ve tığım üzerine ip aldım. Bakın burada şu trabzan, buna dikkat edeceğiz. Şuradaki birinci trabzanın tepesine batacağız ve iki ilmeği boşaltıp sonuncu ilmeği tutacağız. 1 sıradaki trabzanın tepesine batıp aynı işlemi yapacağız. 2 ve 3. trabzanın tepesinde de aynı işlemi yapacağız. Bu işlemden sonra 4 tane ilmek göreceksiniz tığınızı içinde. Onların hepsini birden alacaksınız ve sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekeceksiniz ve tığımız üzerine ip alacağız ve buradan tekrar trabzan sayacağız. 1 2 3. Bu
uç trabzanlı tepesi. Dördüncü de burada skine yapmıştık. Bu skine biz yok sayacağız arkadaşlar bu sırada. Sadece tepelerdeki Trabzan tepeleri sayacağız. Skine geldiğinde ona yok sayacağız. Hiç saymayacağız. Çünkü orada işlem yapmayacağız. Şimdi uç trabzan üzerine işlem yapmıştık. Kalan uç trabzan var burada. Şu skine geçiyoruz. Sonra 1, 2, 3 daha burada var. 6 tane. Bu 6 tane üzerine işlem yapacağız arkadaşlar. Ve şöyle başlıyoruz. Birin sıradaki trabzanın tepesinde tekrar aynı işlem. Pardon, şu 7. 1 2 3 dediğim gibi skineyi boş bırakıp sıradakine 4 5 ve 6 tane yarım trabzan örmüş olduk arkadaşlar ve bu işlem sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 çünkü şu zincir çektiğimiz şey de var, ilmeğimiz de var. 7 tane ilmek göreceksiniz burada ve o 7 ilmeği birden topluyoruz ve tekrardan 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tığımız üzerine ip alıyoruz ve tekrar bakın kaldığı yerdeki trabzanın tepesinde batarak yarım trabzan son ilmeğimizi hep tığımızda bırakarak sıradaki uç trabzanın tepesinde işlem yapıyoruz ve sonra şu skineyi boş bırakıyoruz, şunu yapmıyoruz, sıradakine yapacağız arkadaşlar çünkü işlemimizi ve burada 1 2 3 daha yani 6 tane trabzanı şöyle tamamlamış oluyoruz. 7 tane de ilmeğimizi birden aldık ve 1 2 3 4 5 6 7 tane de zincir çektik, tığımız üzerine ilmeğimizi aldık ve aynı şekilde uç buradan bunu yapmıyoruz. Bu uç buradan yaparak aynı işlem şuradakine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. 7 tane zincir çektim ve burada bakın 3 tane trabzanın tepesi boş kalmış oluyor. Başlangıçta da dikkat ederseniz 3 tane trabzan örmüştük. Her sıra başlarken de sıra biterken de öyle başlıyor. Başlarken de 3 zincirle başlamıştık. Burada da bakın şurada bir son skinimiz var. O son skinimizin içerisinde de batıyoruz ve burada de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani yarım trabzan yapmış oluyoruz ve bunlara hep birlikte topluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, onlara hepsini birlikte topladım ve bundan sonraki sırada isterseniz ip değiştirebilirsiniz, isterseniz aynı şekilde de devam edebilirsiniz. İp değiştirme işlemini de göstermek istiyorum. Buradan ben sol ilmeğin içerisinden diğer ipini geçiriyorum ve şöyle bir düğüm yapıyorum. Aynı zamanda 1 2 3 tane de zincir çekiyorum. Sıramıza döndürüyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz ve burada yine aslında burada yaptığımız işlem devam ediyor ama bir tane farkıyla onu da göstermek istiyorum. Bakın buradan 1 2 3 4 dördüncü zincirde çalışacağız. Dördüncü zincirden ilmeğimizi alacağız ve 1 2 3 4 5 6 tane burada trabzan yaptık. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Tığımız üzerine ip alıyoruz ve
Tekrar burada 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir buluyoruz. Dördüncü zincirin içerisinde tekrar aynı şekilde 6 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın arada hiç zincir çekmiyoruz ve bir sonraki zincirlerde buradan başlayıp dördüncü zincirde çalışıyoruz arkadaşlar. Sıra sonu böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Sıra sonunda tekrar şurada tığımız üzerine ip alıyoruz ve aşağıdaki şu trabzanın tepesinde batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve böylece bizim üçüncü sıramız tamamlamış oluyor. Sonra tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz. Ve tekrar birinci trabzanın başında yarım trabzan yapıp ikinci trabzana geçiyoruz. 2 ve 3. 3 trabzanın tepesinden ilmek alıp yarım yarım trabzan yapıp birlikte topluyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki trabzanın tepesinde batıyoruz. 1, 2, 3. Bundan sonra bakın aşağıda sık iğne vardı, onu atlatıyorduk. Burada sık iğne olmadığı için atlatmaya da gerek yok. Hiçbir gözenek boş bırakmadan bakın 1, 2, 3 ve 4. gözeneği batarak tekrardan yarım trabzan yapıyoruz. 4, 5, 6 ve 6 tane trabzanın tepesinde ilmek alarak yarım trabzan örüyoruz ve hepsini birlikte toplayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip aynı işlemi sıra boyunca tekrar ediyoruz. Tekrar bakın sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.ya kadar yapacağız. Burada hiçbir gözenek boş bırakmayacağız arkadaşlar ve sıra böyle devam edecek. Bundan sonrası aynı sıraları devam ediyor. Hiçbir değişiklik olmuyor. Bundan sonra tekrar şu birinci sıramızı yapacağız. Sonra onun üzerinde ikinci sıra aynı sıraları tekrar ederekten örneğimizi büyütmüş oluyoruz. Ve büyümüş hali bu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.